Evet şu an aslında e, biz geçen hafta 9 Nisan e, Cuma günü e, faz 2 aşamasındaki gönüllerimizin ikinci doz e, aşılarını tamamladık. Aslında faz 2 devam ediyor. E, uzun bir sürede gönülleri izlemeye devam edeceğiz ama biliyorsunuz ki bu aşamada e, gönülleri biz 28 gün arayla İki defa aşı yaptık. Covid-19'a karşı geliştirilen bu yerli aşımızdaki faz 2 aşamaları aktif aşılama dönemi tamamlandı. Yeni bir gönüllü alımı artık olmayacak. Antikor düzeyi Covid-19'a karşı, koronavirüse karşı antikor düzeyleri takibi yapılıyor. Güvenlik de izleniyor yine beraberinde. Ama asıl etkililik faz 3 aşamasında gerçekleşecek. Tabii. Faz 1'deki aslında 44 gönüllü üzerinde yapmıştık. Faz 2'de 250 gönüllü alımı yapıldı. Faz 1'dekine paralel olarak yine görülen yan etkiler, aşı ile ilgili olan yan etkiler benzerdi. Bu arada tabii tüm bu yan etkiler ve çalışmanın tamamı hem bağımsız veri izleme komitesi tarafından takip yapılıyor bizim dışımızda. Onun dışında da hem etik kurul hem de bakanlığa bunların hepsi rapor ediliyor. Onlar da değerlendirme yapıyor. Faz 3 aşamasından önce bütün aslında bu veriler ee, hem etkilik hem güvenlik açısından tekrar e, incelenecek ve onun sonuçlarına göre faz 3'e geçilecek. Ama bizim e, umudumuz e, faz 3'e geçilmesi yönünde herhangi bir sıkıntı olmadığı gözüküyor şu an itibariyle. Hocam faz 3'ün ne zaman e, başlaması planlanıyor? Tabii biz e, dediğim gibi aşılamaları tamamladık e, ama takipleri var. Özellikle e, aşıdan sonra ikinci hafta ve sonrası bizim için e, oldukça önemli İkinci haftadaki veriler ikinci dozdan sonrası e, bu anlamda tabii Nisan ayının e, sonuna göre e, sonuna doğru ancak e, bir e, veri oluşacak kesin olarak Nisan sonu gibi e, Mayıs başı gibi aslında Mayıs ayında faz 3'e başlaması anlamında bir sıkıntı yok ama faz 3 bildiğiniz gibi e, TUSEP Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor e, çok merkezli bir klinik araştırma olacak eee onun sonuçlarına göre de eee yerli aşının eee genel kullanımı mümkün olabilecektir. E, aşı bekleyen insanlar var değil mi söyleyeceksiniz? Hocam. Tabii aslında ne kadar çok aşıya ulaşabilsek ve tüm vatandaşlarımızı aşılayabilmek çok önemli. Tabii biliyorsunuz ki tüm dünyada aslında bu aşılama oldukça önemli. Fakat aşıya erişim açısında tabii dönem dönem sıkıntılar olabiliyor. Vatandaşlarımızı burada aşı tercihlerinin hangisine ulaşabiliyorlarsa özellikle Sağlık Bakanlığımızın onayla da getirdiği tüm aşıları olmasında hiçbir sakınca yok. Şu ana kadar da aşıların aslında COVID-19'a karşı en güvenli ve en etkili silah olduğunu söyleyebiliriz elimizde